Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile videosu çekeceğim. Ancak bu saçlar ne ya? Bu saçlar ne abi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir fikir buldum. Hemen ben bu saçları şapkamı takıp hemen kesmem lazım. Hemen kesip geliyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saçımı kestirdim. Hemen bir de üstümü değiştireyim. Evet arkadaşlar, üstümü de değiştirdiğimize göre şimdi hemen sizlerle birlikte FIFA Mobile oyunumuzu sonunda oynayabiliriz arkadaşlar. Ama hem yeni saçlarım için hem de yeni oyuncu için gerçekten muazzam bir oyuncu geliyor. Hem yeni saçlarım hem de yeni oyuncu için sizlerden bu videoyu tam 3000 beğeniyi tekrardan geçmemizi bekliyorum. Artık her videoda 3000 beğeni geçiyoruz. Bu videoda da 3000 beğeni yaparsınız diyorum. Hemen aşağıdan videoyu beğenin ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Kesinlikle kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bütün gelen videolarımdan veya canlı yayınlarımdan haberdar olabilin arkadaşlar ve hoş geldiniz diyorum. Yeni gelip abone olan herkese hoş geldiniz diyorum. Has sayfaya selamlar. Öylesine izleyenlere de selamlar olsun. Haydi bakalım o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Bugün hem Ronaldo'muzu yükselteceğiz hem de bir de belki Cavani'yi yükseltirim, bir de Mbappe alacağız. Belki Mbappe'yi de alıp yükseltirim, bilmiyorum. Hemen arkadaşlar en beğenilen yorum olan Mbappe'yi alalım. Aslında en beğenilen yorumlar farklı farklı yorumlar vardı ama Alaba al diyen, Felipe Luis al diyen, hatta aynı yorumda ikisini birden al diyen falan vardı. Onlara da teşekkür ediyorum ama ben son videomun altına yazdım arkadaşlar. En çok Mbappe beğenildiği için Mbappe'yi alacağım. Mbappe çünkü daha fazla yorum olarak gelmişti. Beğeni sayıları çok yakın da olsa hani Mbappe'nin yorum sayısı daha fazlaydı. Bu arada Mbappe'yi neden böyle yazdığımı çok merak ediyorum. Böyle yazsak daha kolay bulabilirdik. Gördüğünüz gibi zaten coins miktarım var arkadaşlar. 1,5 milyon coins'lik bir değeri varmış. 1,5 milyon 60 bin bayağı bir pahalı ama sizler için alacağız arkadaşlar. Hemen ucuz olandan bir tane yakaladık. Gördüğünüz gibi 85'lik Mbappe ve arkadaşlar şöyle de bir olayı var bu adamın. 92 dribbling olmasından dolayı bu adam direkt olarak şey yapabiliyor. O hareketten yapabiliyor işte her neyse. Bu arada Mbappe'nin senin şey ne abi? Oğlum bunun beceri geliştiricisi ha bir seviyeymiş. İki seviye olamıyor mu? Ulan bir seviye beceri geliştiricisi ne ya? Ha tamam oluyormuş. Ama anca iki oluyor. Üç olamıyor. O benim moralimi bozdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mbappe 87 gen oldu ve harika oldu bence. Hemen çalıştıra basalım bakalım ne kadar artabiliyormuş görelim. Zaten Cavani ile durum aynı ya. Cavani gibi artabilir. O yüzden şu anlık pek arttırmayı düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda ama arttıracağım tabii ki de arkadaşlar. Şu anda 179 bin coins'i bir gen arttırabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen sizlerle beraber bir Cristiano Ronaldo'muzu yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Ben buradaki ödülü de aldım mı almadım mı hatırlamıyorum. Aldıysam direkt, almadıysam da yükselteceğiz yani. Buradakileri almışım. O zaman arkadaşlar hemen gelelim ve Cristiano Ronaldo'muzu birkaç gen yükseltelim. Birkaç gen artsın arkadaşlar hemen. Bu arada diğer bölüm için arkadaşlar yorumlara oyuncu önerilerinizi yazın. En çok beğenilen yorumdaki oyuncuyu diğer bölüme alacağım arkadaşlar. Fiyatı çok önemli değil. Abartmadığınız sürece çok önemli değil. Çünkü bazen abartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ronaldo'yu 88 yen yapıyoruz. Ve 88 yen bir Ronaldo'muz oldu ama hala driblingi 90 olmuyor. İşte driblinginin 90 olması bizim için gerçekten çok önemli. Onu nasıl yapacağız? Orası birazcık zor. Bu arada takım da 82 yen oldu arkadaşlar. MO önerebilirsiniz. Stoper önerebilirsiniz. Sol bek veya sağ bek veya kaleci önerebilirsiniz. Şimdi şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Hemen etkinliklere girelim. Etkinliklerde Dünya Kanser Günü gelmiş bu arada. EA Sports'a bu yüzden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çünkü düşünceli bir farkındalık yaratmak amaçlı böyle bir şey yapmış ve bence çok iyi bir şey yapmış. Teşekkür ediyorum tekrardan. Arkadaşlar sol beke mesela buradan Sidibe'yi alabilirim ama ben bunları çok biriktirip potum oyuncuyu almak için diğer ay için yani saklamak istiyorum. Diğer ayın potum oyuncusunu alabilmek için bunları ben biriktirebildiğim kadar biriktireyim. Hatta şimdi bunu da oynayayım mesela. Bir 2-3 ay sonranın ya bir ay sonranın pardon potum oyuncusunu alabilmek için arkadaşlar biriktirmeyi düşünüyorum. Umarım da alabiliriz. Ben sürekli oynarsam zaten birikir arkadaşlar bunlar ve alırım. Hani az bir şey kalırsa da points ile falan paket açarız bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Hemen arkadaşlar zaten çok kısa süren ve basit bir etkinlik var. Saçım nasıl oldu ya? Bir değişik oldu saç. Evet arkadaşlar çaktırmayın. Sihir yapmadım ben orada montaj yaptım. Hani sihir yaptığımı sananlar var sakın çaktırmayın lütfen. Lütfen çok çok önemli bu. Bunu çaktırırsanız yani çok kötü olabilir. Bu arada kaçırdım ya. Saçma sapan bir kaçırdım. Haydi bakalım. Şu birden vuracağım. Daha uzak daha zor geldi. Abi vuramadım. Şaka gibiyim. Evet çok şaka gibi oynuyorum. Yine birden vurmak istiyorum. Vurayım artık. Evet vurdum. Güzel. Çok güzel oldu ve Mbappe vurmuş bu arada. Mbappe'yi de test etmiş olduk birazcık. Güzel şutları var. Frikikleri güzelmiş. Beğendim. Ve Mbappe aynı zamanda Rainbow yapması harika oldu.
Mbappe'yi bir 90 yan yapalım da tertemiz olsun abi, süper olur. 1,5 milyon coins kesinlikle değer arkadaşlar Mbappe'ye. Bu arada hiç pişman değilim. Merak etmeyin yani. Evet, şimdi hemen karşı atağımıza girelim. Ve karşı atakta Pro 2'ye yükseldim biliyorsunuz. Dünya klasmanı 3'e yükseleceğim arkadaşlar. Çok zorlamıyor beni. Ancak nedense zamanım yetmiyor ya. Çok uzun sürüyormuş gibi geliyor ve oynayasım gelmiyor. Ama gördüğünüz gibi Pro 1, Pro 3'ten mi Pro 2'ye yükseldim bilmiyorum. Bir yerlerden Pro 2'ye yükseldim ama gördüğünüz gibi zaten rakipler kolay arkadaşlar ve ben de üzülüyorum aslında böyle. Ben bayağı bir yüksekte olduğum için hani rakiplere ayıp oluyor çünkü adamların boşuna taraftar kasmasını engelliyoruz. Ama hani her maçımı zaten kazandığım için yükselebildiğim kadar hızlı yükselmem gerekiyor. Cavani, Edinson Cavani. Abi Cavani de şey yapamıyor. Cavani'yi satıp Mertens al diyenler var. Bilmiyorum abi. Daha hiç Cavani'yi yükseltmediğim için olabilir aslında. Hani Cavani'ye daha hiç para harcamadığımız için belki olabilir o. Edinson Cavani güzel oldu. Çok güzel bir gol. Bu arada arkadaşlar Team of the Year ilk 11 oyuncusu bile alabilirdim ama hiç almadım. Çünkü gerek yok. Hani eğer bir ödül falan verseydi alırdım. Bu arada Çeyre vuruyor. Hani Mbappe vuruyordu. Yok. O sağ kanat farklı bir durumdan dolayı vuruyormuş. Güzel bir gol oldu. Bu arada Çeyre'yi almamız iyi oldu ya bizim. Çeyre gerçekten işimize yaradı abi. Evet, Mbappe çok hızlı geldi ve çok sert vurdu abi. Muazzam geldi şu anda. Abi Mbappe'ye ben dünyanın parasını yatırırım ya. Bir dakika, bu Chamberlain. Oxlade-Chamberlain ama Mbappe bir değişik oldu arkadaşlar. Gerçekten diğer oyunculardan çok daha çevik, çok daha hızlı geldi bana. Ya abi niye Mbappe'ye gelmiyor şu top? Mbappe abi bug'lı kart, bir şeylikler var Mbappe'de. Bir dakika. Mbappe'ye 1,5 milyon çok güzel değer yani. Mbappe'ye 1,5 milyon onun değeri de artar diye düşünüyorum. Zaten biz en ucuzunu aldık gibi geldi bana. Şu Mbappe'ye gelsin artık top. Cavani tam boş kaleye at ya. Boş ver şimdi Mbappe'yi. 5-1 oldu Mbappe ama gerçekten iyi yani. Bir tane daha maç atarım zaten. Mbappe'ye çok top gelmedi bu maç arkadaşlar. O yüzden bir maç daha atarız. O yüzden Mbappe'yi daha kolay, daha güzel bir şekilde test edebiliriz. Derken Mbappe. 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 Ben kötü vurdum şimdi yani. Yalan yok. O kadar Mbappe'ye top gelmesini istedik. Geldi, kaçırdık ya. Yok artık. Her neyse. 7-3 yaptık arkadaşlar. Zaten buralarda çok rahat taraftar kasabiliyoruz. Biz bunu zaten biliyorsunuz. Haberiniz var bundan. Gördüğünüz gibi serbest vuruştan toplam daha yeni 10 gol atmışım. Bu da ilginç bir durum. Bu arada bugün Dele Alli'yi alacağım. Bir sonraki videoya yetişir arkadaşlar. Bir sonraki videoda Dele Alli'yi almış olacağım. Ona da göre oyuncu önerebilirsiniz. 4-1-2-1-2 dizilişine geçmeyi düşünüyorum. Ama sağ kanatta Mbappe var. Şimdi 4-1-2-1-2 de yanlış. Ama MOO'lu bir dizilişe geçeceğim. O zaman Çeyroğlu'yu oyna tamam. Çok karışık durumlar var. Mbappe, çünkü ben Dele Alli'nin MOO'da kesinlikle oynaması gerektiğine inanan birisiyim ve gerçekten harika bir adam. Yani şimdi doğruyu söylemek gerekirse muazzam bir adam. Şimdi Mbappe. Mbappe Rainbow'un yaptı. Ronaldo'ya tag life yaptı diyelim. En iyisi bu. Mbappe bir daha geçti. Mbappe ben çok kötü vurdum abi. Ne yapıyorum ya? Mbappe'ye ver abi. Mbappe'nin gol atmak hakkı. Bu Sergio Alvarez olmaz. Mbappe neredesin kardeşim? Mbappe'yi bulamadım. Mbappe hala da göremedim yani. O kadar aradım bulamadım. Evet Mbappe. Mbappe. Mbappe'ye de hep aşırtmalık toplar geliyor. Ve ben vuramıyorum hiç. Niye böyleyim bilmiyorum abi. Neyse bir tane gol atalım hemen. Ronaldo vur kafayı. Aferin. Sen de 88 yan oldun. Fişek oldun söyleyeyim yani. Ronaldo artık hiç fena değil. Mbappe. Mbappe, Mbappe! Göz kontrol ve ardından yarım voley tarzı bir vuruş. Sen oradan atarsın. Evet, güzel. Çok güzel bir gol be. Harika bir gol be. Çok değişik gitti top. Ronaldo sen oradan asarsın. Ronaldo 4-2. Arkadaşlar aslında güzel goller atabiliyorum ama Mbappe ile atmak istedi canım ve atamıyorum Mbappe ile. Cavani güzel 5-2. Çok rahat goller atabiliyoruz aslında arkadaşlar. Evet, Chamberlain atam. Oho! Bu bile gol oldu. Hiç imkansız olduğunu düşündüğüm bir top. Hadi lan bu da gol olsun o zaman. O zaman bu da gol olsun derken olmadı. Chamberlain bitirdi ama Mbappe'ye artık top gelsin ya. O kadar şut çektik. Evet Mbappe mi bu? Evet Mbappe. Kylian Mbappe. 8-2. Evet uzaklardan asıyorum abi. Uzaklardan asmaya devam mı? Abi yok artık. Şu da girseydi yani gerçekten artık şansımıza değişik bir şeylikler katacaktı. Bir büyük bir şans olacaktı arkadaşlar. Değişik durumlar olacaktı. Evet arkadaşlar 4'te 4 müthiş fırsat, 6'da 4 iyi fırsat falan, bayağı iyi oynamışım diye düşünüyorum. Bence çok güzel oynadım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz o zaman paket falan açabiliriz. Belki paramız var çünkü biraz. Şimdi paketi nereden açabiliriz? O zaman mağazaya girelim arkadaşlar. 35 binlik falan yok, 20 binlik paketlerden açalım. O bizim işimize yarar. Belki Ronaldo 89 gen olur. Ve bir sonraki videoya da size 90 gen olarak karşınıza çıkartabilirim. Evet olabilir.
Neden olmasın ki? Olabilecek bir şey saldırganlık, farkındalık, bitiricilik, refleks. Son bir tane daha açacağım. Sonra bir de 35 binlik açacağım ve bu kadar da yeterlidir diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım pas, bitiricilik, şut ve kaleci pozisyon alma. Arkadaşlar maalesef işe yarar bir şey çıkmadı. Ama 35 binlik paketten ben elite player çıkarmayı düşünüyorum. Elite. Evet. Elite player. Haydi bakalım geliyor mu? Fail. Abi fail olduk, gelmedi. Orada yazıyor çünkü, belli. Fail olduğunuz yazıyor. 35 binlik paketi de çöp ettiğimize göre şimdi arkadaşlar sıradaki işlem nedir? Ben Pro 2'den dünya klasmanı 3'e çıkmam gerekiyor. Çok rahat çıkarız. Tabii ki bu bizim işimiz. Çok rahat, zamanım olduğu zaman çıkacağım. Umarım bugünkü video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Saçımı kestim videoda. Umarım yeni saçlarımı da beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Arkadaşlar ama bir dakika şöyle gel. Arkadaşlar lütfen videoya like atın. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.